Kanalda daha önceden yayınladığım bir video var. Alternatif akımda faz kavramı diye. Orada 3 fazın nasıl oluştuğunu detaylıca anlatmıştım. Faz kavramına uzak arkadaşlar o videoları izlerlerse bu video için bir altyapı olur. Şimdi 6 fazlı trafoyu duydunuz mu? Peki 6 fazın nasıl oluşturulduğunu merak ettiniz mi? Bu videoda fazör kavramı üzerinde duracağım. 3 fazın nasıl 6 faz haline getirildiğini anlatmaya çalışacağım. Bir tane trafom olsun. Bu trafonun primer ve sekonder sargıları var. Burada gördüğünüz noktalar bana polarite yönünü belirten noktalardır. Bazı kaynaklarda nokta değil çarpı olarak da gösterilebilirler. Bunun anlamı şu, noktalar eğer karşılıklı olarak gelmişse burada primer ve sekonder gerilimleri aynı yönlü, aynı başlangıç noktasında başlayan iki gerilimdir. Ve bunların arasındaki faz farkı sıfırdır. Burada dikkat edecek olursanız primer geriliminin sinüs grafiği, sekonder geriliminin sinüs grafiği ikisi de aynı başlangıç noktası sahipler ve aralarında herhangi bir faz farkı yok. Dikkat edecek olursanız vektör olarak da aynı yönde iki gerilim. Bu trafoda siz eğer aynı yönlü polaritedeki primer ve sekonder sargılar arasına bir voltmetre bağlayacak olursanız burada ölçeceğiniz yer primer gerilim ile sekonder gerilim arasındaki fark kadar olacaktır. Buna bazı kaynaklarda işte eksiltmeli polarite derler, başka isim verirler. Burada ben aynı yönlü polarite olarak isimlendireceğim. Polarite yönünü değiştirmek istersek ne yapmamız lazım? Bobin çıkış uçlarını değiştirmek ya da işte bobin sarım yönünü değiştirmek gerekli. Burada ne yapmışım? Sekonder sargılarının uçlarının yerini değiştirmişim. Tabi bu şekil bu kadar karışık olarak gösterilmez. Burada polarite noktalarını belirten noktaları eğer siz ters tarafa çaprazlama koyacak olursanız bunun anlamı da şudur. Burada çıkış polaritesi ters yönlüdür. Buna bazı kaynaklar yine eklemeli polarite der ama ters yönlü polarite diyeceğim ben. Burada primer ve sekonder sargılar arasında 180 derece faz farkı vardır. Dikkat edecek olursanız burada primer gerilimin başlamış UP, burada sekonder gerilimin başlamış US ve aralarındaki faz farkı 180 derece vektörel olarak da yine aralarındaki 180 derece faz farkını görebiliyorsunuz. Peki sadece sekonder sargılarının uçlarının yönü değiştiğinde mi polarite değişiyor? Hayır. Aynı şekilde eğer siz primer sargısının uçlarını da ya da sarım yönünü değiştirecek olursanız yine polarite ters yönde olacak. Bu durumda siz ters yönlü polariteye sahip bir trafoda karşılıklı olarak uçları primer ve sekonder sargıların uçlarını ölçecek olursanız doğal olarak primer gerilimi ile sekonder geriliminin toplamı kadar bir gerilim göreceksiniz. Bunu 3 fazlı bir sistemde düşünelim. Dikkat edecek olursanız burada 3 faz tarafından beslenen bir 3 fazlı trafom var. Primer gerilimlerine UL1P, UL2P, UL3P demişim. Yani primerin L1, L2, L3 besleme gerilimleri. Yine sekonder gerilimlerine UL1S, UL2S, UL3S demişim. Yani burada da L1, L2, L3 faz olarak düşündüğüm sekonder gerilimleri. Burada noktalara dikkat edecek olursanız primer ve sekonder gerilimlerinin polariteleri aynı yönde. Ve burada eğer ben sekonder sargılarındaki gerilimleri 3 fazlı sistem olarak düşündüğümde aralarında 120'şer derece faz farkı olan, burada vektör olarak gördüğünüzde 120'şer derecelik faz farkı olan gerilimler UL1S'den 120 derece sonra UL2S'ye başlıyor. Bundan da 120 derece yani UL1S'den 240 derece sonra da UL3S'ye başlıyor. Bu bildiğiniz bizim 3 fazlı sistemimiz. Eğer burada trafolardan herhangi birinin polaritesini ters çevirecek olursam, burada dikkat edecek olursanız UL2S'nin polaritesini ters çevirmişim. Neydi polarite ters çevirdiğinde? Gerilim 180 derece faz farkı oluşturuyordu. Buradaki gerilim buradaydı. Buna 180 derece faz farkı oluşacak şekilde UL2S gerilimimin vektörünü burada görüyorsunuz. Burada UL1, UL2, UL3 aralarında 60'ar derece faz farkı olacak şekilde vektörüm oluştu. Burada 60 dereceyi gördüğünüzde aklınızda UL1 ile UL2 arasında şurada bu neydi benim? Sinüs grafiğim ya da sinüsoidal eğrimde 60 derece olduğunu düşünmeyin. Fazör yapıda açılar saat ibresi yönünde hareket ederler. Buradaki açı saat ibresinin ters yönünde bir 60 derece. Olması gereken açı 240 burada var, 60 burada var. UL1S ile UL2S arasında 300 derecelik faz farkıdır. O da nasıl oluşuyor? Şu şekilde oluşuyor. UL1S gerilimim burada. Bundan 240 derece
saat ibresi yönünde devam edecek olursanız, dönüş yönünde devam edecek olursanız, bundan 240 derece sonra UL3S var. UL3S'den 60 derece sonra UL2S var. Bu aradaki UL1 ile arasındaki açı saat dönüş yönünde baktığınızda 300 derece sonra UL2S fazım başlıyor. Trafomun sekonder sargılarının bir adet değil de iki adet olduğunu düşünelim. Burada sargılardan bir tanesi aynı yönlü polaritede, sargılardan diğerinin uçları ters yönlü polaritede çıkarılmış. Aynı yönlü polaritedeki sargı uçlarını çıkarttım. Bunların oluşturduğu sekonder gerilim vektör diyagramı bu şekilde. Bunların arasında 120'şer derecelik faz farkı var. Yıldız noktasını ters polaritedeki sekonder bobinlerinde oluşturuyorum. Yine bunların da bu sefer S2 diyelim buna. UL1-S2, UL2-S2. S2, UL3-S2 olarak uçlarını dışarı çıkarttım. Yine bu iki yıldız noktasında bir arada bağladım. Bu sefer ne oldu? UL1-S1'in 180 derece faz farkında tam ters yönünde UL1-S2 oluştu. UL2-S1'in 180 derece faz farklı şekliyle tam karşısında UL2-S2 oluştu. Ve UL3-S1'in tam karşısında 180 derece faz farklı olarak UL3-S2 gerilimi oluştu. Ve bu gerilimlerin hepsinin arası 60 derece ve dikkat edecek olursanız burada benim 6 adet fazım var. Bunların sinüs grafiğine yerleşimi ne şekilde? Yine UL1-S1, UL2-S1, UL3-S1 arasında 120'şer derecelik faz farkı var. Bakın bu ve bu. Ve UL1-S1 ile UL1-S2 arasında 180 derecelik faz farkı var. Bu buradan başlıyor. Şu sıfır noktasında UL1-S2 ise 180 derece sonra başlayacak şekilde ve 6 fazın sinüsoidal grafiği bu şekilde olacaktır. Videonun bundan sonraki kısımlarında 6 fazı oluşturdum. Uygulamalı olarak videonun bundan sonraki kısmına devam edeceğiz. Orada yalnız benim sekonder sargısı çift olan trafom yoktu. Sekonder sargısı tek olan, bu sefer 3 trafo değil de 6 trafo kullandım. Polaritelerine dikkat ettiğiniz sürece teorik olarak hiçbir sıkıntı yok. Bazı ölçümler yapacağım. Burada 3 grup, 3'er tane bir fazlı transformatörüm var. Transformatörlerin 3 grubun birinci trafolarına L1 fazını verdim. İkincilere L2 fazını verdim. Üçüncülere L3 fazını verdim. Ve şu siyahlar trafoların nötrleri, yıldız noktası. Burada topladım. Trafolarım özdeş mi? Şimdi onu ölçmek istiyorum. Çıkışlarına bakacağım. Hem bu sayede gerilim var mı yok mu, bir arıza var mı yok mu onu da görmüş olacağım. 19, 19, 19, 18, 1 volt düşük, 19, 18, 19, 19, 19 volt hemen hemen trafolarıma özdeş diyebilirim. Her gruptaki trafoların çıkış polaritelerine dikkat ederek, örneğin burada bana göre sağ taraftakileri şuraya yıldız noktası oluşturdum. Daha sonra trafoların birer uçlarını buraya çıkarttım. Şimdi yıldız noktasıyla ölçümler yapalım. İlk başta gördüğüm 19 voltu göstermesi lazım. 18.8. 18.7 18.7. Şimdi bobinleri, ya da şöyle söyleyeyim, çıkıştaki faz diyeyim artık bunlara. Çıkıştaki fazlar arasındaki gerilime bakıyorum. 35 35 Şu ikisine bakalım. 35.5. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ortadaki trafonun çıkışlarını, yerlerini değişeyim, yani polaritelerini değişeyim. Şimdi ölçüm yapayım. Yine her faz 18.8, 18.7. Fazlarda bir değişiklik yok. Faz yıldız noktası arasında. Aralarındaki gerilime bakalım. Yani şu anda ölçtüğüm, değişmediğim iki trafonun birer ucu 35.4,
Şimdi değiştiğimle ölçüyorum. 27.2. Şimdi ilk grup trafoda ölçtüğüm değerler 18.8, 18.8 civarındaydı faz gerilimleri. Hat gerilimi ise ne ölçmüştüm ben? 35.5 volt ölçmüştüm. Şimdi ölçümlerle hesaplamalar birbirini tutacak mı ona bakalım. Hat gerilimi dediğim UL1S ile UL2S ya da işte UL2S ile UL3S ya da UL1S ile UL3S arasındaki gerilim. Şöyle bir sinüs teoremi var. Bir üçgende açının sinüsü ile karşı kenarı tüm açılar için orantılıdır. Burada neyi biliyorum ben? 18.8 30 derecenin karşısındaki gerilim. Sinüs 30 bölü 18.8. Bana bulmuş olduğum 35.5 hat gerilimini teyit edeceğim. Ne yapıyorum? Sinüs 120 bölü U hat 35.5. Bunu tutacak mı ona bakacağım. Burada hesaplamayla bulduğum U hat gerilimim 32.5 volt. Aslında buradaki hesaplama şu. Neydi? U faz çarpı karekök 3 U hat gerilimini veriyordu. 380 eşittir 220 çarpı 173 gibi. Yine bu şekilde de hesaplarsanız benim hat gerilimim 32.5 volt olması gerekiyor. Kaç volt ölçmüşüm? 35.5 volt ölçmüşüm. Arada hatır sayılır bir fark var. Daha sonra trafolardan bir tanesinin ortadaki trafonun polarite yönünü değiştirmişim. Bu sefer ne oldu? Yeni faz diyagramım bu şekilde oldu. Burada yine fazları 18.8 volt ölçmüşüm. Hat gerilimlerini yani şu ikisi UL1S ile UL3S arası yine 35.5 ama UL1S ile UL2S arası 27.2, UL2S ile UL3S arası 26.1 volt ölçmüştüm. Buradaki açı 60 derece. UL1S ile UL2S'nin değerleri aynı. Yani açı 60 derece, ikizkenar üçgen. Diğer açılar ne oluyor? 60-60 oluyor. Bu üçüzkenar üçgen aslında. Üç kenarının da eşit olması lazım. Kenarlardan ikisi 18.8 volt. Ama benim 18.8 olması gereken hat gerilimim 27.2 volt olarak ölçtük. Peki burada bir hata mı var? Evet, bu işte bir gariplik var ama garipliğin nedeni hesap hatası ya da mantık hatası değil. Şu anda ostaskop ekranında trafolardan bir tanesinin çıkış gerilimini görüyorsunuz. Primer'in mıknatıslama akımı olduğu gibi çıkış sekonderde gerilim olarak gözüküyor şu anda. Grafiğim sinüs değil. Primer'in mıknatıslama akımı ve bir sinüs değil. Sinüs olmadığı için de yapmış olduğum hesaplamaların hepsi sinüs formundaki bir gerilime göre. Ama şu anda karşımda benim sinüs formunda bir gerilim yok. Mıknatıslama akımı. O nedenle hesaplamada ve ölçümlerdeki farkın nedeni buradaki trafo çıkışlarındaki gerilimimin sinüs formunda olmaması. Sinüs formunda olmadığı için de bu aradaki farkın çıkması gayet doğal. Mıknatıslama akımında bu şekilde görmüş olduk. Şu anda ostaskopun iki kanalını kullanıyorum. Her bir kanalında birer faz bağlı. Fazlar arasında 120 derece olduğunu şu grafikten ayırmak zor. Şimdi fazlardan bir tanesinin polaritesini değiştireceğim. Şu anda fazlar arası faz farkı 60 dereceye düştü. Şimdi fazların durumunu gösterebilmem için 3 kanallı bir ostaskopum yok. Ya da biraz sonra burada göreceksiniz 6 kanallı ostaskopum yok. Bu farkı nasıl gösterebilirim? 2 kanallı bir ostaskopum var ve bu farkı göstermek için diyotlardan yararlandım. Diyotlarla her bir faz çıkışına bir adet diyot koydum. Yani yarım dalga doğrultma yapmış oldum. Buradaki trafo grubum uçları burada. Yarım dalga doğrultma yaptım. Ölçü aletimi doğru akım kademesine aldım. Çıkış gerilimini ölçeyim. 23.5 volt. 23.5 volt buradaki trafo grubumun çıkışına yarım dalga doğrultma yaptığımda. Peki burada ne yaptım? Ortadaki trafo grubumu yine burada olduğu gibi olduğu şekilde bıraktım. Her bir fazın çıkışına birer tane diyot attım. Daha sonra buradaki trafo grubumun burada polaritelerini değiştirdim. Yani yıldız noktası neydi?
şu mavi kablolarda. Mavi kabloları faz olarak diyotlara verdim. Burada faz olarak kabul ettiğim ya da işte çıkış olarak kabul ettiğim sarı, beyaz, kırmızıyı da yıldız noktası olarak toparladım. Daha sonra bunun yıldız noktasıyla buradaki trafo grubunun yıldız noktasını birleştirdim. Buradaki trafoların bize yani bana göre soldaki uçlarında diyot var. Buradaki trafoların sağdaki uçlarında diyot var ve kalan diğer uçlarını yıldız noktasına toparladım. Şimdi bir ölçüm yapayım. Yıldız noktası nere? Bura. Eksi olarak düşünüyorum ve çıkışını ölçüyorum. 35.6 volt. Şimdi bunun osiloskopta artık grafiğini görebilirim. Burada bir trafo grubunun doğrultulmuş gerilimine bakacağım. Burada ise iki ayrı trafo grubunun bir normal çıkışlı, iki polarite çıkışları değiştirilmiş ve diyot bağlanmış şekilde yaptığım doğrultmaya bakacağım. Şimdi osiloskopta önce 3 faz yarım dalga doğrultmanın grafiğine bakalım. Şu anda 3 faz yarım dalga doğrultma. İlave edeceğim ekrana ikinci kanalda 6 faz yarım dalga doğrultma var. Şu anda 6 faz yarım dalga doğrultmanın grafiğini görüyorsunuz. Aradaki farkı daha net görebilmemiz için iki kanal osiloskopta birinde 3 fazı yarım dalga doğrulttum. Tam dalga doğrultma yapmadım. Hem daha fazla diyot gidecek hem de grafiklerin şekli biraz daha birbirine yaklaşacağı için ayrımı yapamayacağız. Şu anda aşağıdaki 6 fazla yarım dalga doğrultma, yukarıdaki 3 fazla yarım dalga doğrultma. Aradaki farkı görüyorsunuz. Aşağı niye böyle pik yaptı? Muhtemelen yine mıknatıs sızma akımlarımdan kaynaklı bir durum var. Analog osiloskopun ekranı parladığı için net görüntü alamayabiliyoruz bazen. Şu anda küçük osiloskopa döndüm. Şu anda 3 faz yarım dalga doğrultma grafiğini görüyorsunuz. Şu yukarıdan da frekansı 150 Hz okuyoruz. Doğru yarım dalga doğrultma yapıyoruz 3 fazda. Şimdi 6 faza geçeceğim. Şu anda 6 faz yarım dalga doğrultmayı görüyorsunuz. Çalışmayan diyot falan var mı yok mu onun kontrolünü şuradan da yapabilirsiniz. 300 Hz, 6 faz yarım dalga doğrultma 6 kere 5 30 300 Hz doğru şu anda tüm diyotlarım da çalışıyor. Ama iki görüntüde de yani bundan önceki ekran görüntüsünde de osiloskopun bununla da ısıtma akımlarından kaynaklı geri görüyorsunuz. Şimdi 6 fazlı trafolar nerede kullanılır? Endüstriyel alanda elektroliz ve galvanoteknik alanda 6 fazlı büyük güçlü trafolar kullanılırlar. Sekonder gerilimleri 50-60 voltlar civarında ama çok büyük sekonder akımlarına sahiptirler. Çıkışlarına tam dalga kontrollü doğrultucular vardır. Doğrultma verimleri yüksek ve tam doğru akıma oldukça yakın çıkışlar verirler bunların çıkışına yapılacak olan doğrultucular. 6 fazlı trafo çıkışlarında tam dalga doğrultma yapıldığında 12 adet anahtarlama elemanı kullanılır. Anahtarlama elemanının sayısı arttığında üretilen harmonik frekansı yüksek fakat genliği düşük olacağı için daha az harmonik kirliliği yapar. Bununla ilgili AC şebekede harmonik diye bir video hazırlamıştım. Orada anahtarlama elemanı sayısı arttığında hangi harmoniklerin oluştuğunu ve genliklerinin ne olduğunu anlatmıştım. 6 fazlı trafolar endüstriyel tesislerde mesela klor gazının üretiminde kullanılır. Klor gazını üretmek için işte bizim sofra tuzu olarak, mutfak tuzu olarak bildiğimiz tuzlarla ilgili işte membran kazanları vardır. Burada yüksek akım değerlerinde akım geçirilir bunun içerisinde ve klor gazı bu şekilde elde edilir. Alt fazlı trafoların genel kullanım alanı bu şekildedir. Umarım fazör kavramının da kafanızda netleşmesinde bu video yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.